İyi çocuk ya, zarar gelmez. Çok iyi niyetli bir kız. Bu tarz yakıştırmaları daha önce duymuşsunuzdur. İyi sözünü duyduğumuzda aklımıza ister istemez pozitif düşünceler gelir. Çünkü iyi, iyidir. Hepimizin olmaya çalıştığı bir şeydir. Ya da belki de değildir. İnsanlara iyi davranmanız, nazik olmanız gerektiği söylendiğinde ne kastedilir? Mesela bencil ve kibirli olduğunu düşündüğünüz, bu yüzden de hiç sevmediğiniz bir iş arkadaşınızın evine yemeğe gittiğinizi varsayın. Sevmediğiniz arkadaşınızın elini sıkarken takındığınız o sahte gülümsemeyi, yaptığı esprilere ayıp olmasın diye gülerken, içinizden gelen bir an önce eve gitme isteğini hissettiğiniz anları bir hayal edin. İyi olmak böyle bir şeydir, değil mi? Hayır, bu sevmediğiniz şeyleri alttan alıp zorla kibarlık yaparak toplumda yer bulmaya çalışmaktır. Birisi sizinle çok zıt fikirlere sahipken ya da toplumun bazı kesimlerini, bir kültürü ya da bir meslek grubunu doğrudan aşağıladığında ağzının payını verip ortamı terk etmek yerine dişinizi sıkıp yerinizde durmalı, hatta zorla gülümsemeye çalışmalı ve bu sayede iyi ve efendi bir insan olduğunuzu kanıtlayarak toplumda kendinize bir yer bulmalısınız. Öyle mi? Yavaş yavaş iyi olmanın dezavantajlarını görüyor musunuz? İyi olmak kendinizden şüphe etmenize, sürekli hareketlerinize dikkat etmeye çalışmanıza ve başkalarının gözünde kabul edilebilir olmak için diğer saçmalıklara katlanmanıza sebep olabilir. Gereğinden fazla iyi olmaya çalıştığınızda kendiniz olamazsınız. Düşündüklerinizi söyleyemez ve yapamaz, insanların gözündeki imajınızın kölesi olursunuz. İyi çocuk veya iyi kız olmamaktan kastım, kendinden emin olmak ve kendine güvenmektir. Onaylanmamaktan, karşıt görüş sunmaktan, yanlış yapanları yola getirmekten çekinmemektir. İyi çocuk ya da iyi kız olmaksa bunların tam tersini yapıp olmadığınız biri gibi davranmaktır. Böyle olmak, sevdiğimiz insanların kim olduğumuzu dahi bilmemesine sebep olan bir şeydir. Belki de anne ve babanız bazı fikirlerine tamamen zıt şeyler düşündüğünüzü ve farklı değerleriniz olduğunu asla bilmiyor. Çünkü iyiyi oynuyorsunuz. Sizi sevdiklerini söylediklerinde bir eksiklik hissetme sebebiniz, bunu aslında onaylarını elde etmek için onlara gösterdiğiniz yüzünüze söylemeleridir. İşte iyi budur. Toplumun yarattığı kalıplara göre şekil almaya çalışmak, sıradan olmak için çabalamak ve başkalarının doğrularını kabullenmektir. Söylenenleri kabul etmediğinizde sesinizi yükseltip bunu belirtmek yanlış görülür. Birisi yanlış bir şey yaptığında bunu ortaya çıkarmak yanlış görülür. Neden onu utandırasın? Neden başkalarının başını belaya sokasın? Herkes bunu senin yaptığını bilir ve seni bir daha sevmezler. Hayır demek yanlış görülür. Ya seni sevmezlerse? Hayır dediğin için sana cephe alırlarsa? Onay beklentisi ve reddedilme korkusu yüzünden iyiyi oynamak bizi öyle bir hale getirir ki haklı olduğumuzda kendimizi özür dilerken bulabiliriz. Kusura bakmayın ama sanırım benim yerime oturmuşsunuz deriz. Merhaba, bir yanlışınız var. Benim yerimde oturuyorsunuz demeyiz. Aslında ikisi de kibar bir şekilde, bir gülümseme eşliğinde ve dostça ifade edilebilir. Ama iyiliğe büründürülmüş olmayan ifade, girişkenlik ve özgüven gösterir. Pardon, bu yemeği değiştirebilir misiniz? Galiba siparişler karıştı. Benim mantar alerjim var da. Yerine, bakar mısınız? Yemeğimin değiştirilmesi gerekiyor. Ben bunu sipariş etmedim ve mantara alerjim var, diyerek de kendinizi ifade edebilirsiniz. Cümlelerden biri, kendinden emin olmayan ve kimseyi rahatsız etmemeye, göze batmamaya çalışan bir insana işaret ederken, diğeri, hakkını savunan bir insanı gösterir. Bazıları, itiraz etmekten acizdir ve yanlış koltukta oturmayı ya da yanlış sipariş yüzünden aç kalmayı tercih ederler. İşte bu, efendi çocukların yaptığı şeydir. İyi olma kıskacından kurtulmak için, zorla iyi olmaktan vazgeçmek adına bilinçli bir karar vermeli, sınırlarınızı çizmeli ve isteklerinizin peşinden gitmelisiniz. Bu kısır döngüden kurtulabilmek için iyi olmamanın doğrudan kötü bir insan olmakla ya da kabalıkla bir ilgisi olmadığını, sadece kendiniz için iyi olanı yapmak olduğunu kavramalısınız. Bunu 3 adımda gerçekleştirebilirsiniz. 1. İyi olmamaya karar verin. Öncelikle gereksiz iyilikten kurtulmanın bilinçli bir karar gerektirdiğini unutmayın. İyi çocuğu
ya da iyi kızı oynamayı bırakmaya kendinizi ikna edin. Hakkınızı savunmaya, istediğinizi söylemeye ve duruşunuzu bozmamaya kendinizi ikna edin. 2. Normalde utandığınız, iyi olmayan şeyleri yapmaya kendinizi zorlayın. Sadece kendinizi bunları yapmak istediğinize ikna etmek yeterli değildir. Pratikte de böyle davranmalısınız. Sizi geliştirecek, iyi olmayan davranış kalıplarının bir listesini hazırlamanız gerekiyor. Bu sizin haklı olma kanununuzdur. İş yerinde sabahları poğaçamda notlanan herife bunu yapmamasını söyleyeceğim. Onun yüzünden aç kalıyorum. Ya da alışverişe çıktığında beni çağıran arkadaşımı bir dahaki sefere reddedeceğim. Canım fena halde sıkılıyor gibi. Bunları yazın ve yazdıklarınızı gerçekleştirdiğinizden emin olun. 3. Sonrasında gelen kötü hissi yenmeye çalışın. Tüm bu iyi olmayan şeyleri yaptığınızda suçluluk duygusu hissetmek kaçınılmazdır. Çünkü bu şekilde yetiştirildiniz. Çocukluğunuzdan beri önünüze konulan şey bu ve başka türlü davranmayı beyninizin kabullenememesi çok normal. 2 artı 2'nin aslında 5 ettiğini öğrendiğinizi düşünün. Bir sınavda cevap olarak bunu yazarken rahat hissedebilir miydiniz? Özellikle de geri kalan herkes 4 yazarken. Tabii ki hissedemezdiniz. Hayatınız boyunca doğru diye öğrendiğiniz kuralları çiğnemek böyle hissettirir. Kafanızdaki düşüncelerde boğulmak ya da suçluluk hissetmek yerine istediklerinizi yapmak için daha çok bastırın ve pratik yapın. Bu 3 adımı takip ederseniz daha girişken, özgüvenli ve mutlu hissedeceksiniz. Zorunlu iyilik kabuğunu üzerinizden attıkça dikkat etmeniz gereken 2 nokta vardır. Sınırlarınızı çizmek. Sınırlar çizmek, başarılı ve mutlu bir hayat yaşamak adına çok önemli bir adımdır. Poğaçanızın yarısını alan iş arkadaşı örneğine bakarsak, bu sizin sınırlarınıza yapılan bir ihlaldir ve sizi bu yüzden çileden çıkarmaktadır. Sınırlar çizmek, insanlara birer birer neyi yapıp yapamayacaklarını net bir şekilde göstermektir. Örneğin, sevgiliniz yanağınızdan bir öpücük alabilir ama iş arkadaşınız bunu yapamaz. Birçok insan nasıl sınırlar çizebileceğini bilmiyor. Ancak bu, mutluluğunuz için çok önemli bir adımdır. İstekleriniz doğrultusunda hareket etmek. Birçoğumuz, isteklerinin peşinden gitmek için fazla korkak. Bir davette, açık büfeden bir parça daha yiyecek almak gibi basit şeyler için bile durum bu şekilde. İnsanlar ne der diyerek fazla düşünüyor ve endişe ediyoruz. Ya da birçoğumuz, hoşlandığımız insana reddedilme korkusu yüzünden yaklaşamıyor bile. Reddedilmekten korkmamayı öğrenmek gerçekten çok önemlidir. Eğer dener ve hayır cevabını alırsanız, şansınızı denediğinizi bilirsiniz. Bu, evde oturup eğer konuşsaydım ne olurdu diye düşünmekten kat be kat iyidir. İsteklerinizin peşinden gitmek için bilinçli bir çaba sarf edin. Hayır diyebilmek çok önemlidir. İyi olmanız üzere yaratılmış tüm sosyal şartlanmalara rağmen. Hayır diyememek toplumda oldukça yaygın bir durumdur. İş yerinde molanızın son 10 dakikasında hava almaya çıkacaksınız. Tam asansöre binerken bir arkadaşınız, "Bunları muhasebeye bırakır mısın? Teşekkürler," dedi ve elinize bir yığın belge tutuşturdu. O giderken arkasından sadece ağzınız açık baka kaldınız. Aslında istediğini yapmaya vaktiniz yoktu. Ama onu durdurup hayır yapamam diyemediniz. Onu durdurup bunu yapamayacağınızı söylemek iyi bir davranış olmazdı, değil mi? Yoksa iyi olmaya karşı koyamıyor musunuz? Hayır diyememek, hayatınızı sürekli başkalarının yükünü taşıyarak geçirmek demektir. Tüm bunlar sizi hayır diyebilecekken demediğiniz için kendinize ve başkalarına karşı sinirli hissettirir. Hayır dediğinizde özgürleşirsiniz. Bu, İyi olmanın yarattığı hayali kafesten azat olmaktır. Bir kez bu özgürlüğü kazandığınızda, geriye dönüp baktığınızda tüm eski davranış kalıplarınız saçma gelebilir. Hayır demenizin ne kadar doğal karşılandığına şaşırabilirsiniz. Çoğunlukla hayır dediğiniz kişiler, "Peki," deyip başka bir alternatif bulmaya çalışacaktır. Hayır demenin tamamen normal olduğunu anlamalı ve istekleriniz ya da imkanlarınız buna izin vermediğinde hayır demeniz gerektiğini anlamalısınız. Evet demek bir seçimdir, şart değil.
iyi olma yükünden kurtulduğunuzda kendi özünüzü bulmanız daha kolay olacaktır. Eğer bunu başarabilirseniz, sonuçlar kendini apaçık gösterecektir. Bugüne kadar olduğunuz en özgür, en gerçek kişiliğiniz ortaya çıkacaktır. İşinize gelmediğinde hayır derken, haklarınızı savunurken, isteklerinizin peşinden giderken daha rahat hissedeceksiniz. Tüm bunları yaparken nazik olabilirsiniz. Aradaki fark, seçme özgürlüğünüzün olduğu daha güçlü bir halde olmanızdır. Gerçek benliğinizi ortaya çıkardığınızda, sonunda görmezden gelinmediğinizi hissedeceksiniz. Sevdikleriniz size baktığında dikkatle işlenmiş, zararsız görünmeye çalışan bir karakter yerine gerçek sizi görecek. Sizi sevdiklerini söylediklerinde buna inanabileceksiniz. Çünkü gerçek sizi gördüklerini ve onu sevdiklerini bileceksiniz. Kendine karşı dürüst olarak ve sürekli iyi olmaya çalışmayarak daha dürüst, açık ve orijinal olacak ve bu sayede daha iyi ilişkiler kurabileceksiniz. Daha kararlı ve girişken olmak iş hayatınıza da yansıyacak, daha fazla işi daha iyi bir performansla başarabilecek ve korkusuzca eleştirebileceksiniz. İyi olmaya çalışmamak ve hakiki benliğinize sahip çıkmaya çalışmak, hayatınızı doğru bir şekilde inşa etmek için çok önemli bir adımdır. Hepimizin sadece tek bir kişiliği var ve düşünme şeklimiz tamamen kendimize özel. Bu yüzden hiçbirimiz kendimizi başkalarının kalıplarına uydurmak zorunda değiliz. Kendinize karşı dürüst olun ve mutlu bir hayat sürün. İzlediğiniz için teşekkür ederim.